Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri vel aşîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İza salla al-abdu fil alaniye fahsen ve salla fis sirri fahsen. Kal Allahu teala ahsana abdi. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler Rahmetullah Aleyhi Mecmai'nin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahefenlerimiz, eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, meşahefenlerimiz, tüm burada bulunan bizlerin ayeti göçmüşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza salleytum. Evet. Halfe eimmetiküm, imamlarınızın arkasında namaz kıldığınızda fahsinu tuhurakum, temizliğinizi güzel yapın. Şimdi hep imamlara atıyoruz, hoşunuza gidiyor. Şimdi size atacağız. Ya hocam bir okuyor, yanılıyor ya. Ne biçim hafız ya? Acaba hocanın kabahati mı? Cemaatin kabahati mi? Şimdi onu okuyacağız şimdi. Şimdi onu okuyacağız. Hep hocalara yüklenmeyin. Evet, hoca dikkat edecek. Fedakarlık yapacak. Önder çünkü. En ufak hareketine dikkat edecek ama hocayı yanıltan başka sebepler de var. Onu okuyacağız şimdi. İza salleytum halfe immetiküm, imamlarınızın arkasında namaz kıldığınız zaman fahsinu tuhurakum, abdestlerinizi veya temizliğinizi güzel yapın. Mesela elbise giymişsin, taharetlenmemişsin, tuvalet oturuyorsun, kalkıyorsun hemen. Yani tuvalet, küçük suyu döktün mesela, sol elinle şöyle kanalı tutacaksın, bir şey kalmasın yolda, sonra damla donumu batırır diye, şöyle fazla bastırmadan şöyle kanalı sıvazlayacaksın, yıkayacaksın, kurulacaksın, gideceksin. Öyle yapmamışsın. Oturmuşsun, kalkmışsın, şapur şubur damlayıp duruyor. Niye? Kilotuna. Böyle böyle her seferinde tuvaletten sonra güzel temizlenmediğin için cumaya gelmiş bu donla herif. Cuma namazına gelecek. Donunun yarısı kirli, sidikli. Onunla gelmiş camiye. İmam namaza durdu. Rabduha. Rabduha diyor. Alt tarafı gelmiyor. Okuyamıyor. Sebep bu abdestsiz heriftir. Bu elbise pis heriftir diyor. Peygamber onu söylüyor. Kabahat diyor bu cemaatindir. Şimdi imam namaza durmuş. Durdukta namaza giden hanım bana dedi, çıkınca bakkala uğra, yağ al gel, tuz al gel, ekmeği al gel. Ondan sonra da falan yere gideceğiz ha. Arabayı da şey etme ha. Yağına tuzuna bak filan dedi. Sen buraları dolaşıyorsun. Veya memlekete gittin. Mektup gelmiş, telefon gelmiş. Gittin takıldı kafan oraya. Amcaoğlunu gördün. Yeğenleri gördün. Dedeni düşündün. Namaz kılıyorsun ama kafa oralarda.
Hoca da vadduha diyor, alt tarafı gelmiyor. Birader sen memlekete gezmeye gitmişsin, hoca nasıl okusun namazı? Evet, cemaatin elbisesinin temiz olmaması, kalbinin temiz olmaması, kalbi temiz değil o anda, ticarethane gitmiş, dolaşıyor sağda solda, bu imamı yanıltabilir. Öyle söylüyor. لِأَنَّ شُومَهُ يَعُودُ عَلَى اِمَامِهِ. Ondaki bu kötülük imama zarar verir. Herif hafız olsa da okuyamaz. 40 senelik imam sureyin arkasını getiremez. Çünkü sen çarşıda geziyorsun, pazarda geziyorsun. Giydin kilotun pis. Elbisen pis. Bu zarar verir. Evet. Rahmet özel, bela umumidir. Onun için arkadaş, imama zararın dokunur. Güzel elbise. Kuzu zinetekum inde kulli mescid. En güzel elbisen giyeceksin. Temiz elbiseni cumaya öyle gideceksin. Namazı öyle kılacaksın. Yoksa imamı şaşırtırsın. Elbisen kirliliğinden dolayı. Namaza durunca da kafanı öyle sağa sola dağıtmayacaksın. Yoksa imamı şaşırtırsın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor Efendimiz. فَاِنَّمَا يُرْتَجُ عَلَى الْقَارِ قِرَاتَهُ. Senin بِسُعِ تُهْرُ الْمُسَلِّ خَلْفَهُ. İmamın arkasından kılan adamın kötü temizliği, yani temiz olmaması o okuyan herifin imamın okuyuşunu karıştırır, şaşırtır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu deylemi Hazreti Huzeyfe'den, Huzeyfe İbnül Yemani'den, ki Peygamberimizin sırdaşıdır bu. Sırlar buna söylermiş. Hazreti Ömer'e bile söylemezmiş. Buna söylermiş. Hazreti Ömer çok akıllı adam. Bir adam öldü mü buna bakarmış. Cenazesine gidiyor mu gitmiyor mu? Çünkü Peygamber kimin münafık, kimin Müslüman olduğunu ona söylediği için. Huzeyfetül Yemani bağ bahçeye gitti de cenaze gitmedi mi o da kaybolurmuş. Mümin değil çünkü. Tabii kılbiye dönüp bayram namazı kılana biz kafir diyemeyiz. Kural bu. Fakat Hazreti Ömer, cenazemiz farz-ı kifaye ya, biri kılarsa diğerlerinden sakıt oluyor ya, kafirin namazına kılmak istemiyor yani. Zahiren cumaya gelmiş, bayrama gelmiş mümin ama Ömer bu yani. Gerçekten mümin mi değil mi seçiyor. Bunun sır bu. Sırrı da Huzeyfe biliyor. Huzeyfe'nin evine gözetçi koyarmış. O cenaze namazına gidiyorsa o da gidermiş. Ön safa girermiş hemen. Girmiyorsa usulce kaybolurmuş. Bağda işim var, bostanda işim var diye kaybolurmuş. Huzeyfetül İmani, o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırdaşı, bu hadis-i şerifi nakletmiş ki diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı. Rum suresini okudu sabah namazında, şaşırdı. Surenin alt tarafını getiremedi. Namazı bitirdi. Bir ayet okusa geçerli, yeter. Selam verdikten sonra abdestiniz eksik. Namazda sağa sola gittiniz, okuyamadım diye o zaman söylemiş bu hadis-i şerifi. Allah tüm sahabilerden, tüm geçmiş müminlerden, hali hazırda yaşayan müminlerden razı olsun. Evet, Allah günahlarımızı affetsin. Evet. İse salleytum farfa'u sebalakum fe inne kulle şeyin asabel arda min sümulikum fehu finnar. Biliyorsunuz Allah'ın sıfatlarından birisi kibir, kibriya, mütekebbir. Allah'ın güzel isimlerinden birisi el mütekebbir. Huvallahul halikul bari'ul musavviru. Değil mi? Öyle de değil mi o? Hal mütekebbir. Yani şeyin, surenin son üç ayetin her sabah okuyan, o gün ölürse şehit oluyor ya, Haşr suresinin. Orada var. Alimul gayb ve şehver rahmanur rahim. Vallahul halikul vallahul melikul kuddusus selamul müminul müheyminul mütekebbir. Mütekebbir ismi, mütekebbir Allah'ın ismidir. Kibir onun hakkıdır. Bir insanda kibir varsa cennete giremez.
kibir insanı imanından bile eder. Şeytan Adem Aleyhisselam'ı Allah yaratınca kadar makbul bir cindi. Ve kâne minel cinni, Kur'an'a göre cinlerdendi. Makbuldü. Cinlerin makbulü de var çünkü. Yani kafiri de var, makbulü de var. Adem Aleyhisselam yarattı Allah'tan, çamurdan, kokar balçıktan yarattı. Ruh verdi ona. Bütün meleklere secde edin dedi. Melekler hepsi secde ettiler. Şeytan secde etmedi. Neden secde etmedin dedi Allah Celle Celaluhu. O dedi kokar bir çamurdan, aslı kokar bir çamur onun. Ben ise ateşten yaratıldım. Cinler ateşten yaratılmışlardır. Kur'an'da ayet böyle. Ateş çamurdan, kokar çamurdan üstün. Ben ondan üstünüm. Neye ona secde edecekmişim dedi. Kibrinden şeytan oldu. Kovuldu. Allah'ın rahmetinden ebediyen mahrum kaldı. Onun için bir insan asla kibirlenmemeli. Kibirlenen şeytan olur. Şeytanın arkadaşı olur. Siz ne diyorsunuz Anadolu'da? Mağrurun hasmı Allah'tır. Mağrur, gururlanan, kibirlenen kişi. Şeytan gururlandı, hasım, Allah'ın hasmı oldu, düşmanı oldu. Mağrurun hasmı Allah'tır diyorsunuz. Onun için kibirden, hasetten Allah'a sığınmalı. Kalbinde haset olan, kibir olan adam cennete giremez. İyiliklerini hep yok eder. O kibir ve haset hastalığı. Allah kalbimizde hiçbir mümine karşı haset, kin, nefret, kibir bırakmasın. Evet. Şimdi diyor ki işte siz namaz kıldığınız zaman elbisenizi azıcık yukarıda tutun. Ne demek? Güzel peygamberimiz benim gibi cam gözlük takmıyordu. Peygamber gözlüğü vardı onun. Çağlar ötesini görüyordu. Peygamber nübüvvet nuruyla, gözlüğüyle. Biliyorsunuz bir zaman İspanyol paça vardı. İspanyol etek. Yerlerde sürünürdü böyle. Neden o? Kibirden canım, fiyaka satacak. Paça çok geniş, pantolon paçası çok geniş. Yeri süpürüyor böyle yürürken. Yürürken sağa sola böyle, sağa sola pantolonun ucu gidip gelecek. Herif de fiyaka satacak. Gururlu, kibirli. Kibir, gurur alameti olarak İspanyol paça vardı. Bir mahkemede hatta ben bunu delil getirdim hakimlere. Müvekkilem uzun giydi diye karşı taraf yobaz mobaz demeye getirdi de o sırada da İspanyol paça modaydı. Caddedekiler dedim hep yobaz mı yani? Herkes yerde sürünüyor pantolonları, etekleri. Hakimler güldüler. Evet. Kibir alameti olarak pantolonunu, eteğini yere süründüren adamlara kızıyor peygamberimiz. Kibirli adama Allah kızıyor, peygamberimiz de kızıyor. Namaz kılanlar diyor, böyle kibirli elbiselerle namaz kılmayın. Evet, ayağınız bacağınız gözükmesin tamam da, kibir alameti olarak yerlerde de sürünmesin. Şöyle diyor, yukarıda olsun biraz. Çünkü uzun kibir alameti olarak uzatılan pantolonlar, etekler fehve finnar, tabi sahibi cehennemdedir diyor. Kibir, kibir insanı cehenneme götürür. Tabarani, Buhari, Beyhaki, Abdullah İbn Abbas'tan naklediyor. Evet, gösteriş için, övünmek için, kibir için olduğu takdirde bu. Bu duygularla bu elbiseleri giydiğinde kibir, gurur alameti olarak cehennemedir, cehennemdedir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza salleytumul fecra, sabah namazını kıldınız. Nerede kılacaksınız tabii? Cemaatle, camide kılacaksınız. Sabah namazını cemaatle, camide kılan adam güneş doğunca kadar camiden çıkmazsa nafile hac ömre sevabı kazanır. Hadisle sabit. Şimdi onu okuyorum. Sabah namazını camide cemaatle kılan adam güneş doğana kadar camiden çıkmazsa ve de laf etmezse, dünya lafı,
Şimdi dünya lafı etmiyoruz. Konuşuyoruz ama ayet hadis okuyoruz, öğretiyoruz, fıkıh yapıyoruz. Bu dünya lafı değil. Konuşmazsa, ondan sonra çıkarsa nafile hac ve ömre sevabı kazanır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi hadisidir. Şimdi onu okuyacağız. İza salleytumul fecra, sabah namazını camide cemaatte kılarsanız veya evinizde, kadınlar camiye gitmiyor, evinde kılarsanız فَلَا تَنَامُوا عَنْ طَلَبِ اَرْزَاقِكُمْ, artık namazdan sonra uyumayın. Akşam yatsıdan sonra hemen yatın. Akşam yatsı namazından sonra uyumamak şeytanın ekmeğine yağ sürmektir. Gece namazı kalkamazsınız, sabah namazını kalkamazsınız. Onun için yatsıdan sonra edilen laflar tatlı gelir. Tatlandırır şeytan ki uzatsınlar lafı da namaza kalkamasınlar diye. Erken yatın, sabah namazına kalkın, camiye gidin. Namazı kıldıktan sonra da yatmayın. Evet. Hemen rızık aramaya gidin. Çoluk çocuğu geçindirecek, kendinizi yetecek. Rızkı talep etmeye gidin. فَلَا تَنَامُوا عَنْ طَلَبِ اَرْزَاقِكُمْ, rızık aramaktan geri kalmayın, uyumayın. Neden? Erken gidiyoruz. Lütfen dikkat edin. Evet, öyle diyor. İnne hâzîl umme kad bûrike lehâ fî bükûrihâ. Çünkü bu ümmeti Muhammed'in erken kalkanına peygamberin duası var. Allahümme bârik li ümmeti fî bükûrihâ. Allah'ım benim ümmetimin erken kalkanına çok ver. Talebe ise çok not ver. Üstün derece ver. İlim ver, ilim adamıysa. Ticaret adamı ise çok kar ver. Çok ücret ver. Çiftçi ise çok mahsul ver diye peygamberin duası var. Erken kalkana Allah'ım bereketlendir, çok ver diye duası var peygamberin. Bundan dolayı ümmeti Muhammed'in sabah namazından sonra yatmayanına, rızkını arayana bereket vardır. Bereket vardır. Peygamberin bu duasından dolayı güneş doğana kadar camide kalacak veya namaz kıldığı yerde kalacak. Ondan sonra güneş doğduktan sonra işine gidecek. Evet. İstiğfar edecek, tesbih getirecek, elhamdülillah diyecek, Kur'an okuyacak. Güneş doğduracak. Ondan sonra işine gidecek ve bereketli olur. Bereketli olur. Evet. Şimdi Allah bizi lütfiyle, keremiyle, rahmetiyle ıslah etsin. Amin. Evet. 96, 90, yok. 94'te Amerika'da bulunduğumuz sırada geziyoruz. Amerika'daki hayat buradakinden çok farklı. Yani şimdi etrafa baktığınız zaman aman hocam diyorsunuz ama Amerika'nın hayalı. Orada iyice iş gitmiş. Böyle sakallı ondan arasında da olmuyor. Erken kalkalım da dedik. Manhattan'ı görelim dedik. New York'un o gökdelenlerinin havaya uçtu ya hani. Orayı gezelim dedik. Sabah namazını orada kıldık. Gökdelenin dibinde. Evet. Yaşanmış olay. 94. Sabah namazını kıldık. Temmuz ayındayız. Saat 4'te kıldık. Selam verince bir baktım ki New Jersey'den fötür siyah şapkalı, uzun sakallı, zülüflü, siyah paltolu bir sürü adam indi. Yattan. Lüks yat var ondan. Meğer New Jersey Yahudilerin semtiymiş. Zenginler orada otururmuş. O gökdelenler hep dünyanın en zengin adamlarının onlarmış. Temmuz ayında saat 4'te sabah namazında işbaşı yapıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Erken kalkan bereketli olur diye peygamberin duası var. Onlar da bu peygamberin ümmetidir. Davet ümmetidir. İnanmadıkları için davet ümmeti ama ümmetidir. Biz icabet ümmetiyiz. Kabul ettik. Elhamdülillah Müslüman olduk. Onlar peygamberimizi kabul etseler onlar da kardeşimiz olur. Kabul etmiyorlar. Davet ümmetidir ama peygamberin duasında icabet ümmeti kaydı yok. Ümmetimin erken kalkanı çok ver duası var. Adam erken kalkıyor. Dünyanın en zengin adamı Yahudiler. O gökdelenlerin sahibi, dünyanın
avucun içine almış ekonomisi ondan gelince. Erken kalkıyor, dikkatinizi buraya çekiyorum. Biz de sabah namazında ezan okunuyor, kalkan yok. Güneş doğuyor, kalkan yok. Peygamber ne diyor? Hadis okuyun bakın. Bâle fî üzüneyhi şeytanu. Güneş doğduğu anda yatağında yatan adamın iki kulağına şeytan işer diyor peygamberimiz. Hepsi dikli yani. Ondan sonra da işe gidiyor, işte kesap. Kazanamıyorum. Kazanamazsın tabii. Erken kalksana ya. Evet, Almanya'da saat 4'te cayır 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 herkes işine gidiyor. En zengin adam oldular. Şimdi işler ters biraz ama çok müreffeh yaşıyorlar. Çok ekonomide ileriler. Erken kalkıyorlar. Dikkatinizi çekerim. Saat 4'te herkes ayakta. Biz de kuşluğa kadar sidikli uyuyoruz. Ondan sonra da sürünüyoruz yerlerde. Güzel peygamberimiz öyle diyor. Bak erken sabah namazını kılacaksınız. Camide kılacaksınız. Güneş doğana kadar dua edeceksiniz. Ondan sonra erken gidiniz. Bereket sizinledir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Azam'a göre işte bu hadisten dolayı sabah namazını ortalık ağardığında kılmak sevaptır. Neden? Sabah namazını kılarız biz. Sabah namazında uzun okur hoca. 40 ayet okur. 60 ayet okur. Ondan sonra da arkasından 3 tane estağfurullah diyenin namazının eksikleri tamam sayılır. Efendim 7 defa Allahümme ecirna minen nar ve edhilnel cennete ma'al ebrar ve rahmetke ya aziz ve ya gaffar ve zevvicna bihurul il diyene cennet vacip olur. Hadis öyle müjdeli. Onu söyleriz. Her namazın arkasından gelecek yani 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike le imanla göçer diyen adamın imanla göçer ve 4 köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Cennetlik olur yani. Bunları okursun. Bir de salaten tüncini okursun. Kazada belaya gelmesin diye. Bir de huyallahüllezi tesbihle 33 sübhanallah, 33 elhamdülillah, 33 Allahu ekber 99. 100. de la ilahe illallah vahdehu la şerikele 100. Bir de arkasından huyallahüllezi okudun mu? Güneş doğar zaten. Onun için geç kıldırır İmam-ı Azam. Güneş doğsun diye. Tam bir nafile hac sevabı kazansın diye böyle bunlarla vakit geçirince bizim milletimiz akıllı millet. Araplar bunu yapmıyor. Namazı farzı kıldılar mı dağılıyorlar. Ama bizim memleketimizde usul mecburi değil. Usul haline gelmiş. Namazı kıldırdıktan sonra işte tesbih duaları yapılıyor. 30 Sübhanallah, Ayetül Kürsi okunuyor. Hüvallahüllezi okunuyor. İşte böyle şeylerle güneş doğuyor. Tam hac ve ömrü sevabı kazanılıyor. Ondan sonra işine git. Allah'ın bereketi, Resulullah'ın bereket duası seninledir. İşin rast gider. Tabii çalışacaksın, aklını çalıştıracaksın. Gerekeni yapacaksın. Allah da sana yardım edecek. Allah sana yardım edecek. Oturduğun yerde ben bu dualar ettim. Gel at kafayı yat. Olmaz. Armut piş, ağzıma düş yok İslam'da. Ve en leyse lil insani illa mesa. Çalıştığını veririm diyor Allah. Böyle yaparsan yardım eder. İşin rastgele geliverir. Rastgele pazarın bereketlenir. Ticaretin bereketlenir. İlmin bereketlenir. Talebeler. Sırları söylüyoruz bak. Hocam bana dua ediyor. Dua işte bu. Erken kalk. Erken kalk ve dua et. Ders çalış. Erken yat, erken kalk. Sırfın birincisi ol. Peygamberin duası. Evet, şeysi bu. Hadis-i şerifi Tuborani Abdullah ibn Abbas'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.